Selamlar millet. Tekrardan bir video ile karşınızdayım. Kriptiçiz kanalına hoş geldiniz diyorum. Bitcoin, altcoin genel bors incelemesi yapacağız. Ee, dün bahsettiğimiz bu gece fırtına kopacak manzarasının bir kısmı oldu bir kısmı olmadı. Şimdi olan kısımdan bahsedecek olursak şöyle bir ihtimal var demiştik. Arkadaşlar bitcoin tarafında burada göreceğiniz şekilde dün şu gördüğünüz bölgenin 60 bin doların üzerinde kapatma yapsaydık Düşen yapının üzerinde kapatma yapacaktık. Ve bu da bizi hafta içinde 71.500'lere taşıyacaktı. Halen 71.500'lere gitme ihtimalimiz var. Ancak bu bölgeyi kıramadığımız için Burada şu alt kanala kadar inme ihtimalimiz artmış gibi gösteriliyor. Ve faiz indirimi geldiğinde bildiğiniz gibi Faiz indirimi gelmeden önce birçok şey fiyatlanıyor. Faiz indirimi geldiğinde bu düşüşler devam eder mi? Kesin bir şey diyemiyorum. Ama bu düşüşler devam etsin etmesin. Zaten bu teknik olarak baktığımız 54.000'lere inme ihtimali gösteriliyor. Bakın 54.000'lere inecek demiyorum. Bu seviyelere inse de geri çok sert şekilde çıkacağız. Bu en kötü ihtimal olarak gösterdiğim ihtimal diyorum. Burada 54 binlere kısa vadede belki bir düşüş ihtimali olabilir ki olmama ihtimali de halen var. Burada bu ihtimal olsa da 54 binlerden tepkimizi alıp sert şekilde yükseliş yapacağımızı gene diyorum 71.500'lere gideceğimizi düşünüyorum. Ama dünkü kapatma bitcoin kapatması 60 bin dolar üzerinde total market cap kapatması 2 trilyon üzerinde gelseydi burada manzara çok daha olumlu, çok daha güzel bir noktaya gidiyor olurduk. Şunu söylüyorum bugünkü manzaraya bakacak olursak Bitcoin'de %1'lik düşüşler var. Ethereum'da %0.60'lık düşüşler var. Neden böyle bir şey oluyor? Artık Ethereum hakimiyeti arkadaşlar bahsettiğim şekilde kritik bölgelerine geldi. Ufaktan da altına attı. Ve birçok metrikte de bakacak olursak Ethereum hakimiyeti artık net şekilde dip sinyaller veriyor. Ve bu dip sinyalleri çok kez veriyor. Bir kere değil yani çift dip 3 dip 3 3 üç dip 4 dip, üç, üç, üç dip, dip dediğimiz manzaralar var ya burada dip sayısı arttıkça hareket o kadar sertleşiyor. Şu anda birincisi gelmedi burada üçüncüsü geldi arkadaşlar. Üçüncüsü geldi ve artık Ethereum hakimiyetinin kademeli şekilde artacağını düşünüyorum. Para girişi olacaksa altcoinler olacak para çıkışı olacaksa altcoinlerden daha az para çıkışı olacak. Ve Bitcoin e hakimiyeti artık kademeli şekilde düşeceği bize burada gösterilmeye başlanmış. Bu manzara olurken de arkadaşlar şu an Bitcoin manzarasına bakacak olursak şu yapı hakkında daha uzun uzun yani konuşacağız ama bu yapı aşağı yönlü giderken dolar endeksi de aşağı yönlü gidiyor. Normalde dolar endeksinin aşağı yönlü gittiği yerde bizim borsaların yukarı yönlü gitmesi gerekiyordu. Ancak Nasdaq da burada aşağı yönlü gitmiş. Bazı varlıklarda gümüş, altın hariç birçok varlık da aşağı yönlü gidiyor ancak Burada net bir mantık yok. Yani dolar endeksinin düştüğü yerde bu varlıkların bir nevi riskli varlıklara para girişi olması gerekiyor. Dolar endeksine para girişi olduğunda riskli varlıklardan para çıkışı oluyor. Dolar endeksinden para çıkışı olduğunda riskli varlıklara para girişi oluyor. Şu an dolar endeksinde bir para çıkışı var. Buna rağmen burada arkadaşlar insanlar risk almak istemiyor. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Videoyu geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Kikex borsasında 100 dolar vadeli işlemler bonusu dağıtıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten hesabınızı açın, KYC'nizi yapın. Sonrasında burada belli bir kısım aktarılıyor ve borsanın istediği şeyleri yaptığınızda bonusunuzu isteye bastığınızda da burada 100 dolar bonus aşamalı şekilde size aktarılacaktır diyorum ve videoyu hızlı şekilde geçiyorum. Linkimiz açıklamada. Arkadaşlar burada göreceğiniz şekilde dolar endeksi kritik bir bölgede bu bölgelerin normalde altına atması gerekiyor. Çünkü faiz indirimi olarak baktığımız indirim 0.25'tir. 0.50 gelecek kesinleşmiş gibi karşımıza çıkıyor. 0.50 ihtimali şu an fena şekilde arttı. Bu ihtimal bu şekilde arttığı halde Fed 0.50'nin altında bir faiz indirimi yaparsa bunu borsalarda Fed tarafı değil ABD tarafındaki işsizlik verileri de çok fena şekilde olumsuz fiyatlar ve işsizlik artar, istihdam çok daha sert şekilde düşer arkadaşlar. Bununla beraber burada Euro endeks tarafına bakacak olursak Euro endeksinde faiz indirimi geldi. FED tarafında da faiz indirimi gelmedi. ABD tarafında da dolar tarafında faiz indirimi gelmedi. Buna rağmen Euro endeksi güçlü kalmaya devam ediyor. Şu an Euro endeksi bir boğa bayrağı kuruyor. Bizim borsalarımız Euro endeksi doğru orantılı gitmiştir. Dün uçacağız kaçacağız rüzgar arkamıza alacağız demiştik. Aslında rüzgar arkamızı aldık. Sadece şu an insanlar işlem yapmak istemiyor. Önümüzde 3 günlük bir süreç var arkadaşlar. Bu 3 günlük süreç içerisinde evet şöyle bir ihtimal de var. Yani faiz indirimi erkenden fiyatlanıyor. Erkenden fiyatlenen faiz indirimi olduğunda bizim borsalar düşebilir gibisinden bir korku da oluşuyor. Evet bu ihtimal de var ancak bu ihtimal bana göre düşük. Çünkü şu anki manzarada bizim fiyatladığımız şey faiz indirimi 0.50 gelmeyebilir indirimi. Şu anki borsalardaki düşüşün gördüğümüz düşüşün sebeplerinden birisi Fed 0.25 yapabilir. Eğer 0.25 yaparlarsa gene biz bunu fiyatlamış olacağız. 54 binlere düşeriz diyorum. 54 binlere düştükten sonra geri çok sert şekilde Yani çok sert şekilde bir yükseliş yapar. 0.50 gelirse burada bu gördüğünüz düşen tren erkenden kırılır arkadaşlar. Dün kırılmasını bekliyordum ama maalesef ki kırılmadı. İnsanlar faiz indirim öncesinde risk almak istemedi. O yüzden burada belli varlıklara giriş yapmadılar. Riskli varlıklara giriş yapmadılar. Bunların içerisinde bitcoin ve altcoin'ler de var. Ama şu anki manzaraya bakacak olursak riskli varlık yani riskli varlık dediğimiz ekstra riskli varlıklar altcoin'lere baktığımızda şu an bitcoin'den daha az bir para çıkış oranı var. Ve bitcoin hakimiyeti şu an daha düşmese de arkadaşlar düşmeye hazırlandığını bize gösteriyor. Haftalıkta size göstermiştim. Burada haftalık bankta göreceğiniz şekilde arkadaşlarım yükselen trendini dolar endeksi kırdı. Güç indeksi bazında. Burada retestlerini yapıyor. Bu retestlerde yani ahım şahım güçlü bir hareket gelmiyor. Bitcoin dominansı buradan dev bir düşüşe hazırlanıyor. Bakın bugün olur, yarın olur demiyorum. Riskli süreçlerden geçiyoruz. Riskli süreçlerden geçtiğimiz için bizim borsamızdaki en risksiz varlık olan Bitcoine para akışı burada artıyor. Para akışı arttığı için Bitcoin tarafı risksiz, daha risksiz varlık olduğu için riskli ve risksiz varlıklara riskli zamanlarda daha çok akış olduğu için Bitcoin hakimiyeti tamamen bundan dolayı artıyor. Yapay bir artıştır. Düşüşü ki çok gerçekçi olacaktır arkadaşlar. Çok uzun soluklu bir hareket beklemeyin. Çok kısa vadede bu hareketlerin ben gerçekleşme ihtimalini düşünüyorum. Ethereum hakimiyetinde artık tampon bölgenin tamponundayız. Buralardan kesin olarak dönüş bekliyorum. Hatta şurada arkadaşlar biraz daha aşağı indirebilirim çünkü şurayı yanlış çekmişim. Göreceğiniz şekilde bu bölgelerden artık net şekilde tepki hareketi bekliyorum. Hem günlükte hem haftalıkta burada Ethereum hakimiyeti dip yapmış durumda. Şu an haftalıkta bakıyorum. Haftalıkta bir üçlü dip manzarası var. Buradan kesin garanti şekilde ben tepki alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu bölgelerden tepki almasıyla beraber Ethereum hakimiyetinin artmasıyla beraber bizim borsalara bir para akışı olursa bu para akışıyla birlikte borsaların çok fena şekilde yukarı yönlü fiyatlandığını göreceğiz. Dünkü videoda evet canlı sıkılmıştır. Bu gece fırtına kopacak. Rüzgar arkamızı alacağız demiştim. Ama şundan da bahsetmiştim arkadaşlar. Burada kısa vadeli olarak FED tarafı yani FED faiz indiriminden önce kaç gün kaldı? 2 gün kaldı. Bak 2 gün ya yani 1 saatlik 5 saatlik hareketlerde çok canınızı sıkmayın. Bu süreçte burada Bitcoin'in şu alt kanallara yani şu an üçgenin içerisindeyiz arkadaşlar. Daralan üçgenin içerisindeyiz. Bu daralan üçgenin içerisinde bir yukarı bir aşağı yapıyoruz. Şu an üst kanallara çarptık alt kanala doğru gideceğiz diye gösteriyor. Ancak gitmeyebilir. Bu gördüğünüz düşüşün hepsinin tamamının sebebi. Önümüzdeki 2 gün sonra 2 gün bak 2 güncük kaldı 2 gün sonra gelecek faiz indirimi faiz kararındaki korku olabilir. Yani ya 0.50 yapmazsa korkusu olabilir 0.25'i fiyatlıyoruz şu an 0.50 yaparlarsa burada dönüşümüz çok sert olacak. Ve bunun olması iyi arkadaşlar faiz indirimi gelmeden önce biz burada sert şekilde fiyatlamaya başlasaydık faiz indirimi geldiğinde sert şekilde düşmeye başlayacaktık diye. Çünkü şundan dolayı biz zaten bunun fiyatlamasını yaptığımız için faiz indiriminin sonrasındaki gelecek hareketler bunu fiyatlamasını yaptık artık aşağı yönlü iniyoruz. Millet kar almaya geçecekti. Ama şu anki manzarada bunun erken fiyatlamasını yapmıyoruz. Bu bizim için ekstradan olumlu bir manzaradır. Ve burada faiz kararına rağmen faiz kararı olmasına rağmen dolar endeksi tarafında düşüşler var. Dolar endeksi güç kazanamıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ters bayrak formasyonu olamaz ya da bir burada bir tampon bölge kurulamaz mı? Bana göre kurulamaz arkadaşlar. Genel manzarada artık dolar endeksini yukarı yönlü itebilecek temel bir veri kalmamıştır. Şu an teknik manzarada tutan bir manzara var. Yani bu teknik de bozulduğunda dolar endeksi tarafında riskli varlıklara para akışı çok fena şekilde hızlanacaktır. Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Bitcoin'le benzer gidiyor. Burada göreceğiniz şekilde burada net bir üçgen olmasa da üçgene benzeyen, yani bizimki gibi bir üçgen olmasa da burada da bu şekilde bir üçgen var. Burada üst kanallara çarpmış. Nasdaq aşağı yönlü inebilir. Bakın bizim borsayla benzer şekilde gidiyor. Çok bir farklılık yok. S&P 500'de benzer bir manzara var. Burada üst bir kanal var. Alttan bir üçgen gidiyor arkadaşlar. Burada göreceğiniz şekilde üst kanala çarpmış. Dow Jones tarafında da göreceğiniz şekilde Burada zaten önceden işaretlemiştik. Burada da üst kanallara çarpma hareketi olmuş. Burada da üst kanallardan şu alt kanallara inme ihtimali var diye gösteriyor. Ancak bunların kesinatı yok. Eğer iki gün sonra FED faiz kararında burada 0.50'lik bir faiz kararı geldiğinde Dow Jones bu kanalı kıracak. S&P 500 bu gördüğünüz daralan üçgende üst kanalı kıracak. Nasdaq tarafına bakacak olursak Nasdaq bu üçgeni yukarı yönlü kıracak. Belki bu iki günlük süreçte bu alt kanal inebilir ama Nasdaq diyorum bu kanalı kıracak. Eğer FED faiz e, kararı istediğimiz şekilde gelirse ki gelmese de bu şekilde gidecek. Sadece bekleme süremiz birazcık yani belki diyorum bir hafta artacak. Bitcoin tarafına bakacak olursak Bitcoin tarafında da arkadaşlar bu gördüğünüz daralan üçgen yukarı yönünü kıracak beklediğimiz şekilde gelirse bunlara çok uzun bir süreç kaldı mı Hayır çok uzun bir süreç kalmadı iki gün içerisinde yani iki gün sonra faiz kararı gelmesiyle beraber bu manzarayı göreceğiz ama asıl bomba nerede kop kopacak Japonya insanlar Japonya'daki manzarayı da fiyatlıyor arkadaşlar cuma günü gelecek faiz kararını Çünkü Japonya'daki faiz kararı da ortalığı karıştırabilecek e, bir seviyeye ulaşmış durumda ve bu ortalığı karıştırma manzarasında arkadaşlar dikkat edeceğimiz husus şu Burada faiz kararı olarak Fed'in faiz indiriminin artmasını beklerken Japonya tarafında faiz kararının artmasını bekliyoruz. Zaten Japonya tarafından açıklamalar gelmişti. İnsanlar bu haberleri okumuyor. Okumanız da gerekmiyor aslında ama Japonya şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi faiz indirimi ya da arttırımı yaptığımızda kesin olarak size önceden bilgi vereceğiz. Endişe etmeyin. Paranızı bizim ülkemizden ortalık karışıyordu hatırlarsınız. Borsalar fena şekilde çakışmıştı. Yani çakılmaya başlamıştı. Bu manzaradan sonra Japonya tarafında bir e, açıklama geldi bu açıklamada da şuydu burada biz faiz kararı yaptığımızda faiz indirimi yaptığımızda dünyayı etkileyebilecek bir hareket ettiğimizde emin olun buna size önceden söyleyeceğiz şu an böyle bir haber verdiler mi böyle bir söylemde yani böyle bir söylem geldi mi gelmedi ama dediğim şekilde Japonya tarafındaki faiz kararı da şu an olumsuz şekilde fiyatlanıyor ya faiz arttırırlarsa gibisinden bir korku var. Riskli süreçlerden geçtiğimiz için riskli varlıklara para girişi olmuyor arkadaşlar. Ama diyorum para girişi olacak. Çok uzun bir manzara kaldığını düşünmüyorum diyerek burada videoyu daha fazla uzatmayayım. Son olarak şunu hatırlatıyorum. Arkadaşlar bugün birçok metrikten bahsetmedik. Birçok manzaradan bahsetmedik. Çok kısa kestim videoyu. Çünkü şu an anlatacaklarımın çok bir önemi yok. Ama yarın anlatacaklarım önemi olabilir. Eğer yarın burada belli seviyeler üzerinde belli kapatmalar gelirse ya da bitcoin'deki hareket burada çok sert şekilde aşağı yönlü inerse manzara değişebilir. Ama şu anki manzarada çok bir değişim yok. FED faiz kararını bekliyoruz. Dolar endeksini izliyoruz. Dolar endeksinde bu faiz kararı öncesinde yüzün altına atarsa faizi FED ne yaparsa yapsın burada teknik olarak Manzara kötüye gittiği için dolar endeksini kolay kolay kurtaramayacaklar diyorum. Psikolojik sınırı aştığı için e, burada dolar endeksi tarafını, euro endeksini, petrol tarafını ve genel manzarayı izliyorum. Hatta petrol tarafında size şunu söylemiştim. E, petrol ABD enflasyonu gelmeden önce çakılacak. ABD enflasyonu geldikten sonra sert şekilde yükselmeye başlayacak. Şimdi petrolün yükselişini görmeye başlayacağız. Petrol yükseldikçe dolar endeksinin düşüşünü göreceğiz. Ons altında yükselecek burada. Genel manzarada birçok borsa endeksi yükselecek artık dolar endeksinden para çıkışları riskli varlıklara para girişlerini hızlandıracak. ABD enflasyonu tekrardan gelmeye başlayacak bir ay sonra falan. ABD enflasyonu gelirken petrol fiyatı gene birazcık aşağı inebilir ama genel manzarada çok bir değişkenlik olmayacak. Artık senaryo bizim lehimize dönmüş durumda ama manzarayı da izlemekle yükümlüyüz kısa vadeciler için diyorum. Ee, ben burada uzun vadeciyim arkadaşlar. Paramın yüzde %95'lik kısmıyla uzun vadedeyim. %5'lik kısmıyla kısa vadedeyim. Onu da spotta işlem yapıyorum. Bitget'te işlem yapıyorum. Yani 30 bin gibi bir miktarla 30 bin 40 bin gibi bir miktarlı işlem yapıyorum. Dolar miktarıyla. Bu miktarın üzerine çıkmıyorum arkadaşlar. Dediğim şekilde beni üzmeyecek miktarlarla kısa vadeli, işlem, yani kısa vadeli işlemler yapmaktayım. Bunları da spot tarafında yapmaktayım. Daha kaldıraç tarafında çok fazla işlemim yok. Sadece bir tane işlem var o da Ethereum'da. O işlemi de halen açık olarak ekside bekliyorum. Bununla beraber spot tarafındaki işlemlerimi yani daha fazla arttırmaktayım. Spot tarafında kısa vade işlem ne yapıyorsam da arkadaşlar kesinlikle diyorum risksiz varlıklarda en böyle sağlam dediğim sistemlerde Ethereum gibi sistemlerde işlemler yapmaktayım diyerek Burada bu videoyu sonlandırıyorum. Hızlı hızlı anlattım. Video çok uzun sürmesin diye. Umarım siz bu videoyu hızlı olarak görmezsiniz. 2x izleyenler vardı. Şimdi 2x açtıklarında bu video 4x gibi olacak. Neyse konuyu çok uzatmıyorum. Burada videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bizleri takipte kalın arkadaşlar. Ve bizleri gerçekten takipte kalın. Takip etmeyen insan sayısı çok fazla. Yani videolarımızı izliyorlar. Günlük olarak izleyen kişiler aynı. Ancak takip etmiyorlar. Hesaplar mı yok bilmiyorum. Yani bizi izleyenlerin %80'i bizi takip etmiyor. Ama o %80'lik kesim sürekli olarak bizi izlemeye devam ediyor. Arkadaşlar burada YouTube bazen bizim çektiğimiz şeyleri göstermiyor. Bildiğiniz gibi belli ülkelerin isimlerini söylediğimizde işte belli insanlara isimlerini söylediğimizde direkt olarak diyor işte bunların isimlerini söyleyemezsin. Senin şeyini arkaya atıyorum gibisinden bir manzara karşımıza çıkarıyor. Bundan dolayı bizleri izlemeniz, beğenmeniz ve genel olarak ne takip etmeniz önemli diyorum. Burada videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bizleri takipte kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.